189. sayfa, sıra sizde. Tepside bulunan 15 kurabiyeyi aşağıdaki tabaklara birer birer çizerek paylaştırınız. 15 kurabiyeyi tabaklara birer birer koyalım. Birer tane koyduğumuzda 1, 2, 3. Birer tane daha koyalım. 4, 5, 6 oldu. Birer tane daha koyalım. 7, 8, 9 oldu. Birer tane daha koyalım. 10, 11, 12 oldu. Birer tane daha koyduğumuzda 13, 14, 15. Kurabiye kalmadı. Yaptığınız paylaştırmayı ardışık çıkarma işlemi ile de gösteriniz. Ardışık çıkarma işlemini kaç turda tamamladınız? Toplam kurabiye sayısı 15. Şimdi tabaklara birer tane kurabiye koyduğumuzda 3 tane kurabiye eksilecek. O halde 15 eksi 3, 12 kurabiye kalır. İlk turda 12 tane kaldı. İkinci turda gene tabaklara birer tane koyduğumuzda 3 kurabiye daha eksilecek. Şimdi 9 kurabiye kaldı bu ikinci tur. Sonra gene tabaklara birer tane kurabiye koyduğumuzda 9 eksi 3, 6 tane kurabiye kalır. Bu üçüncü tur. Sonra gene tabaklara birer tane koyduğumuzda 3 kurabiye daha eksilecek. Geriye 3 kalacak. Bu dördüncü tur. Son olarak kalan 3 kurabiyeyi 3 tabağa paylaştırdığımızda hiç kurabiye kalmaz. Bu da 5. tur. Dolayısıyla 5 turda paylaştırmayı yapmış olduk. 190. sayfa. Öğrendik mi? 1. Aşağıdaki şekerleri üçer üçer gruplayınız. Kaç grup oluştuğunu belirtiniz. Her grubu farklı renge boyayınız. Şu ilk 3 tanesi bir grup olsun. İkinci 3 tanesi ikinci grup. Bunlar üçüncü grup. Bunlar dördüncü grup. Bunlar da beşinci grup. Toplam 5 grup olmuş oldu. Şimdi her grubu farklı renge boyayalım. İlk şekerleri sarıya boyayalım. İkinci grubu maviye boyayalım. Üçüncü grubu yeşile boyayalım. Dördüncü grubu pembeye boyayalım. Ve beşinci grubu kırmızıya boyayalım. 2. Aşağıdaki vazolara çiçekleri eşit şekilde paylaştırıp çiziniz. Her bir vazoda kaç çiçek olduğunu belirtiniz. Her vazoya 4 çiçek konulmalıdır. Bu birinci grup, bu ikinci grup, bu üçüncü grup, bu da dördüncü grup. O halde birinci vazoda 4 tane çiçek olacak. Çiçeklerimiz şu şekilde. İkinci vazoda da 4 tane çiçek olacak. Üçüncü vazoda da 4 tane çiçek olacak. Ve son olarak dördüncü vazoda da gene 4 tane çiçek olacak. 3. 10 kalemi Umut ve Özge'ye ardışık çıkarma yolu ile paylaştırınız. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Her birine kaçar kalem düştüğünü belirtiniz. Umut ve Özge 2 kişi olduğu için birinci paylaşımda 2 tane kalem eksilecek. 10 eksi 2, 8 kalem kalır. İkinci paylaşımda yine 2 kalem eksilecek. 8 eksi 2, 6 kalem kalır. Üçüncü paylaşımda 6'dan 2'yi çıkardığımızda 4 tane kalem kalır. Dördüncü paylaşımda 4'ten 2'yi çıkardığımızda 2 kalem kalır. Beşinci paylaşımda 2 eksi 2, 0 kalem kalır. Umut'un payına 5 kalem, Özge'nin payına da 5 kalem düşer. 5 kez paylaşım işlemi yaptığımız için 5'er tane kalemleri olur. 194. sayfa öğrendik mi? 1. Aşağıda verilenleri boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz. Tekrarlı çıkarmanın kısa yolu bölme işlemidir. Problemlerde eşit paylaştırma yapılıyorsa problemi çözmek için bölme işlemi kullanılır. İşareti bölme işleminin sembolüdür. 2. 15 bisküviyi 3 kişi eşit olarak paylaşmak istiyor. Her birine kaç bisküvi düşeceğini bölme işlemi yaparak bulunuz. Toplam 15 tane bisküvi var ve 3 kişi var. 15'i 3'e bölerek bu işlemi buluruz. 15'i 3'e böldüğümüzde her grupta 5 tane olur. Çünkü 5 ile 3'ü çarptığımızda 15 olur. 15'ten de 15'i çıkardığımızda 0 olur. Veya 15 bölü 3 eşittir 5 şeklinde buluruz. Her birine 5'er tane bisküvi düşer.
3. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. 20 bölü 4. 20'nin içerisinde 4 5 keredir. 5 ile 4'ü çarptığımızda 20 olur. Çıkardığımızda da 0 buluruz. 12 bölü 3. 12'nin içerisinde 3 4 keredir. 4 ile 3'ü çarptığımızda 12 olur. Çıkardığımızda da 0 buluruz. 10 bölü 5. 10'un içerisinde 5 2 keredir. 2 kere 5 10'a eşittir. Çıkardığımızda 0 olur. 4. Sanem manavdan aldığı 12 elmayı poşetlere üçer üçer koymak istiyor. Bunun için kaç poşete ihtiyacı olduğunu bulunuz. Bu işlemi yapmak için 12'yi 3'e böleriz. 12'nin içerisinde 3 4 keredir. 4 kere 3 12. Çıkardığımızda 0 olur. 4 poşete ihtiyaç vardır. 5. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını kutucuklara yazınız. 8 bölü 4 2'ye eşittir. 6 bölü 2 3'e eşittir. 18 bölü 3 6'ya eşittir. 6. Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi doldurunuz. Evet. Bu 2 bölen, 12 bölünen, 6 bölümdür. Buradaki sıfıra da kalan deniyor. 7. İdem öğretmen 20 tane hikaye kitabını 5 öğrenciye eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her öğrenciye kaç kitap düşer? 20'yi 5'e bölmeliyiz. 20'nin içerisinde 5 4 keredir. 4 kere 5 20'ye eşit olur. Çıkardığımızda 0 buluruz. Her öğrenciye 4 kitap düşer.